Herkese selamlar yeni bir videodan. Diğer önceki videolarda Tofaş 2000 IE diye çok zormuştunuz ve projenin ilk videosunda karşınızdayız. Giriş videosunu şimdi çekiyoruz. Siz birazdan timelapse olarak izleyeceksiniz. Ara ara yine böyle geleceğiz. Ara ara yine timelapse'leri izleyeceksiniz. Sonrasında tekrar konuşacağız buraya. Aracımız Samsun'dan geldi. Turbo bir Tofaş motorunu biraz sonra göreceksiniz. Aracımız çalışan bir arabaymış. Tabii biz çalıştırmadık. Çekiciden geldiğinden itibaren hiçbir şekilde. Sonrasında anca yerimiz açılınca aracı aldık ve tesisatını söküyoruz. Tesisat söküğünü izlediniz. Sonrasında biz tesisatımızı parçaladık. Aracın olması gerektiği gibi yerlerinden tesisatımızı geçirdik. Karşınızda yeni tesisatı burada. Turbo tesisatımız her şey ne kadar bağlı. AFR'sinden tutun, atıyorum Z-Tronic'ine, ondan sonra bu sensörlerine, hepsine kadar, her şeyine kadar bağlı. Yağ basınç, yağ sıcaklık vesaire her şey bağlı. Her şey olması gerektiği gibi Altak çalıştır. Dedik ki biliyorsunuz biz Tofaşlara, yani Tofaş diyeyim, Lada diyeyim, 124 diyeyim, sağ tarafta yolcunun ayaklarının üstündeki yere bir tane plaka yapıyorduk. O da bu plakamız. Hadi paket açılışı. Bunu Batuhan sever de, otoparktan Batuhan. Bunu nasıl açacağız, bizim tırnağımız yok. Evet. Bu paslanma şekli değil mi? Evet abi. Gördüğünüz gibi plakamız hazır. Parmak izlerimize kadar çıktı. Üstüne yerleştirdi. Aynen. Bunu ne yapıyoruz peki? Bunda burada gördüğün gibi burası cepliğimiz. Yani sigorta kutusunun orası. Böyle bu şekilde her zamanki gibi alt tarafına böyle tık diye taktık. Vay. Sonrasında EcoMaster Classic beynimizi kullanacağız. Onu buraya takıyoruz. Sonrasında rölelerimizin altlarına takıyoruz. Sonrasında sigorta panelimizi, onu da buradan takacağız bu şekilde. Ve aracın altında gözükmeyen bir yerde hiçbir yere engellemeden tekrar üstteki cebini kullanacağınız bir şekilde beynimiz bağlanmış olacak. Beyin tesisatımız zaten gelip buna bağlanınca işler tamam olacak. Şu var, biz bu arabaya marş basacağız. Ama ondan önce aracın yakıt sistemini de değiştirmemiz gerekti. Turbo Tofaş'ımızda marşa gelmeden önce gördük ki yakıt hattımızda biraz işler var. Onları yenileyeceğiz. Öncelikle yakıt hattımızın biri kalın, biri ince çekilmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları düzelteceğiz. Sonrasında bu taraftan ışığı bir alabilir miyiz? Bir tane ışık lamba lütfen. Şöyle gösterirsek gördüğünüz gibi aracın direksiyon mafsalına, hortumlar buradan dokunuyor. Şimdi bunları buna göre, bak buradan zaten bağlı değil. Bunları buna göre toplayacağız. Yan tarafa alacağız. Bu taraftan yine buralardan gidecek. Sona kadar alacağız. Buralarda kafalar yok. Şöyle gösterelim. Da şöyle. Burada çift kelepçe yapılmış. Kafaları onlara göre zaten yeni rekorlarını alacağız. Makaronlarını çekeceğiz ki muayeneden araç yakıt sistemi olarak geçsin. Hadi başlayalım sökmeye. Şimdi yakıt hattımızı yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi rekorların ne kadar var. Böyle geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Mafsalın bu yan tarafından yine aynı şekilde rekorlarımız var. Şimdi bu hortumları buraya bağlayalım. Sonra da yakıt hattımızı bitirelim. Yakıt sistemimize gelecek olursak buralar karman çormandı. Şöyle hortumlardan bakın, pompalar buraya takılmış böyle havada.
duruyor hilalı bir şekilde. Montajink böyle pneumatik hortumlarıyla gelmişti gördüğünüz gibi. Sonrasında böyle bir surge tankımız var. Tomahawk füzesi gibi kocaman bir surge tank var. Sonra bir tane daha pompa, karbüratör filtresi. Karbüratör filtresi tabii ince olduğu için bir tane daha araya boru takılmış. O da üzerine sıkılmış öyle. Aracın yeni yakıt hattını yaptık. Gördüğünüz gibi kafaların rekorlarını her şeyini koyduk. Makaronlu bir şekilde yakıt hattımızı yaptık ki muayeneden rahat bir şekilde geçsin. Yani yakıt sistemi olarak vesaire. Surge tankı, ondan sonra benzin pompalarını vesaire her şeyini söktük. Biliyorsunuz benzin filtresi, karbüratörlü plastik benzin filtresi takılmıştı. Onu çıkardık yerine. Yeni nesil bir benzin filtresi taktık. Pompaları her şeyini konumlandırdık. Surge tankımızı sabitledik. Işığımızı alalım ve hep beraber gidelim arabanın başında. Hazır mısın Suat abi? Hazırım kardeşim. Evet, gördüğün gibi Suat abi, yakıt sistemimiz her şeyine tamamlandı. Bak bu beton gibi oldu. Görüyorum bak araba sallanıyor. Aa şeyde. Aynen. Dimdik duruyor burada. Surge tankımızı bağladık. Sonra bu taraftan gelebilirsin abi. Bak geldim. Burada. Bak pompalarımızı, filtrelerimizi, her şeyimizi sabitledik burada. Bayağı dümdüz duruyorlar. Aynen. Kıpırdamıyorlar. Bütün her şeyde. Sanki şuradaydı diye. Aynen yukarıdaydı pompalar. Onlar da iptal. Bak her şey yerli yerinde duruyor. Şu an sistemimiz aktif bir şekilde çalışacak biçimde. Tamamen montajda. Küçük pompa, surge tank'a, büyük pompa, surge tank'tan yakıt hattına, regülatöre gidecek şekilde montajını yaptık. Şimdi ise tesisatın her şeyini bağlayıp çalıştırmak kaldı. Bir testini yapacağız. Kaçak vesaire bilinen bir işlerimiz var mı diye. Onlardan sonra da marşına basarız artık. Motoru görmüşlerdir de istersen baştan bir bakalım. Ben öbür tarafa mı gitsem, ne yapsam? O burada dur, turboyu görsünler Suat abim. Şimdi şöyle, bak burada biraz kalabalık vardı, onları bir düzelttik. Tesisat şeylerimiz. Şimdi VSNAS hortumumuzu oraya bağlayacağız. Sonrasında birkaç işlerimiz var tabii, daha sonra su sistemi vesairesiyle. Burada bir borumuz vardı, onu iptal ettik. Şeyle bir tane universal, sen bu taraftan gelince görürsün zaten. Orijinal borusunu aldık, taktık buraya. Geldim. Ne borusuydu dedi? Bak üst boruyu. Bu kendileri böyle universal bir boru yapılmıştı buraya. Bu da bobinlere vesaire dokunuyordu. Şimdi burada Pologite bobinleri kullandık 1.4 ise. O yüzden kendi üst boruyu aldık. Bu şekilde yeni hortumumuzu aldık. Buraya montajını yapacağız. En azından burası daha böyle sade ve orijinal gibi durdu. İlk iş şu an marş basacağız. Marş basacağız. Sonrasında intercooler borusu da yok buradaki. Sonra bu intercooler borusunu yapacağız. Rölanti motorumuz yok. Rölanti motorumuzu montajlayacağız. Emmesini vesairesini sökeceğiz. Yani bayağı işimiz var. Hep birlikte göreceğiz. O yüzden bölüm bölüm yine bölüyoruz. İlk işimiz aracın şu an çalışmasını sağlamak. İlk iş çalışmasını sağlayacağız. Sonrasında bak buralara bir ayaklar vesaireler yapılması gerekiyor. Çünkü su sistemi için. Yani olmadı buraya doğru böyle. Su sisteminde açık bir sisteme dönülmüş. Bence güzel olmuş bu şekilde. Radyatörü vesairesi daha büyük alüminyum radyatörü olmuş. Baya işimiz var. Hep birlikte öğretici bir video şeklinde göreceğiz. Bakalım. O zaman bu tarz videoların devamı için ne yapıyorlar? Abi abone oluyorlar. Ne kadar çok like ve yorum atarsanız bizi, videolarımızı o kadar ileri çıkarırsınız. Ki sayenizde sizin gibi daha çok insana ulaşmış oluruz. Tabii ki. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederseniz güncel projeler hakkında daha çok bilgiye, eğlenceli videoya ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. O zaman videonun devamında görüşürüz. Hadi evet, aç. Geldik TOFAŞ'ın. Neyine geldik? Finaline geldik. Aynen marş videomuz. Ben şimdi garip farklı bir açıdan çekiyorum. Çünkü garaj biraz yoğun. Şu ışığı biraz elimle çekeyim Serhat. Heh. Anlat kardeşim, ne yaptın? Tesisat, mesisatı şöyle bir dizmişsin. Bir kablolar var. Abi tesisatı kabaca dizdik şu an. Marş duyalım, basalım diye. Bir bakalım şey olacak mı? Şöyle motorun içinde sular vardı. Boşalttık suları, çektik. Çünkü aracın içinde su hiç yoktu geldiğinde de. Şimdi deneyeceğiz. İnşallah korktuğumuz şey olmaz. Kapak sökmeyelim. Diyorum hani belki bir yerden su girmiştir ama nereden girecek? Yani motor için girecek su yeri de yok. Deneyeceğiz. Yani maksat şu an bir türlü bir marşın sesini duyalım. Ona göre yol izleyeceğiz. Tesisat öylesine koyduk. Sonuçta bir sürü işi olacak buralardan. Marşına basacağız. Hep beraber göreceğiz. Yani ya hero ya mero diyorsun. Aynen. Şu anda her halükarda marşımızı deneyeceğiz. Aynen öyle abi. Diyelim ki kötü bir sonuç çıktı. Sallıyorum, istediğimiz gibi bir şey olmadı. O durumda nasıl bir adım izleyeceğiz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle kapak sökülmesi gerekiyor bunun. Evet. Yani bayağı uzun işe girer yani şey olarak. Bilmiyorum. Bakacağız, araç sahipleriyle görüşeceğiz. Hep birlikte bir sonuca ulaşacağız Fatih abi. Hadi o zaman marşa geçelim. Aynen. Ne yapacağız? Ben yine tabanca mabanca getireyim mi? Tabii dur, tabanca diğer masada. Fatih sen konta aç. İlk önce bir kalibrasyonlarımızı yapalım. Kırmızı defterimizi açalım. Bak buralar hep dolu bak. Buralar hep projeler. Beyin bağlamışız. Şuraya gel.
Bak. Evet, çok iyi değil mi ya? Tamam. Çok iyi. Evet. Sadece kontak aç Fatih. Bu arada burnum tıkalı. Sesim nasıl geliyor acaba? Size normal geliyor mu? Kapıyı o kadar övdüm. Kapatamadım. Harbi mi? Düşün, ünlüsün. Ben buradan flaşı yakmışım. Merhaba Fatih Bey. Merhaba Fatih Bey. Yanınızdaki kim? Aynen, ne kadar kötü bir şey değil mi? What are you doing for a living? Yok be. Are you fucking kidding me? Ne demek istiyorsun sen bana oğlum? Burası Türkiye kardeş. Ya sev ya terk et. Güzel yapmışlar ama maşallah. Işık gözünü alıyor mu? Evet. Yanınızdaki hanımefendi kim? Oğlum bak, ne zaman sen şöyle sakal, bir magazin muhabbeti şey olsa, evet, aklıma ne geliyor biliyor musun? Hayır. Hülya Avşar'la kocası nasıl ayrıldı biliyor musun? Hayır. İsmini unuttum şeyin, kocasının şu anda. Aklıma gelmedi ama. Sıfatı şu anda önümde. Sıfatı önümde. Ama şey, ismini hatırlayamadım. Neyse, bir gün magazinciler bir yerin çıkışında yanına geliyorlar. Adam o arada yeni bir Ferrari almış. Arabayla ilgili olduğu için aklıma kalmış. 160'tır o. Hatırlamıyorum onu tabii ki. Yeni Ferrari'niz hayırlı olsun diyor bir muhabir. Bulursam videosunu buraya koyacağım. Siz Ferrari'yi nereden tanıyorsunuz diyor sevgilisine. Adam kendini ele vermişti. Önce Ferrari ile gördük. Yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari'yi nereden göreceksin ya? Ya bu videoyu zaten izlemeyecektir. Ama yıllar önceden nereden aklında kaldıysa böyle bir şey aklında kaldı. Yani araba yüzünden yakalandı. Hadi neyse Serhat'cığım, ne yaptın? Kalibrasyonlar vesaire oldu mu? Şimdi onları yapacağız Fuat abim. Neyi deniyoruz Serhat? Bobinleri tek tek patlatacağız Fuat abi. Hadi bakalım, Çatapat bak Ahmet'in oradan selamı var. Bakıyoruz. Bak, bu birinci. Tamam. Bu iki. Nice. Bu üç. Bu da dört. Süper. Ben yerime geçiyorum. Sana şimdi şeyi vermek lazım. Tabancayı mı? Evet. Sen tabancayı alacaksın, o zaman beni sen çıkacaksın. Ben gözükmesem de olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Yaktım, Allah yatır beni. Görüyor mu kamera? Kamera beni görmüyor da hepinizi görüyor. Tamam. Şimdi ben patlatıyorum, bir bak. Bakıyor mu? Bakıyorum. Geliyor. Geldi. Gelmedi tabancaya. Yok mu? Şeyi sıkamadın galiba. Tamam, ses geliyor. Bakıyorum. Tamam. Geldi mi? Geldi geldi. Allah'ım ya, niye bu kadar geniş omuzluyum? Kafam yere değmiyor ya. Acıdı şu anda. Tamam. Hazır mıyız? Evet Fatih. Devreye cam astım. Bas. Marşı bismillahirrahmanirrahim çeviriyorum. Hadi bismillah. Var mı? Bulamadım. He? Bulamadım. Patlıyor mu? Patlıyor da şeyi bulamadım. Hazırım. Çevir. Gördün mü? Dur. Dur. Tam sana doğru bakıyor 90 derece. Senin o oraya tarafa mı gitti? Öyle. Dur, çok yaptık o zaman. Tamam, şimdi bas. Bastır dur. Buraya geldi. Tamam bırak. Ne kadar? Uzaklaştı biraz daha. Daha da mı uzaklaştı? Tabii, aynen. Bakıyorum. Bas. Gazı kökle. Yakınlaştı. Ne kadar? Dur. Bekle. Ne kadar? Ya teminki şu hizaya geldi neredeyse. Tamam. Biraz daha yukarı kalkması lazım. Tamam. Son yaptığından birazcık daha yap. Bir o kadar daha yap. Bas. Tamam. Tamam bırak. %100 tam. Tamam mı? He, şu an tamam. Tamam, kapat. O beyaza basılı tut Fatih. Tamam. Kaçak testi yapacağız Suat abi. Tamam. Aç Suat abi. Açtım. Bunda benzin yok ya. Kapattım. Kapat. Yakıt yok. Bak yavaş yavaş yükseliyor. Benzinimiz yoktu. Bak yavaş yavaş yükseliyor. Aynen. Sörsengi dolduracağız şimdi. Suat abi bir şey yap. Aç pompayı. Tamam kanki. Bir şey olsa ben dur derim, haberin olsun. Tamam. Basıyorum. Bas. Bak geliyor. Tamam kapat. Tamam, kaçak maçak yok. Arabanın durduğu yerde benzin ibresi düştü. Harbiden bak ya. Şimdi şey, Sörsengi doldu ya, düşer. İşte orada var rahat bir 5 litreden fazla vardır yani. Zaten şöyle yapacağız. Fatih sen çık oradan. Şurada bak, regöte var mavi. Hmm, saate bak. Suat abi aç. Açıyorum arkadaşlar. Bakalım başka bir yerden kaçak var mı? 1, 2, 3. 2 var mı? Tamam. Şuradan bakıyoruz. Kaçağımız var mı? Yok. 9. Çok güzel.
Maç denemesi mi? Evet arkadaşlar. Ya. Lider Hollanda'yı da aspite. Kapat kontağı. Ben enjektörleri takayım. Aç kontağı. Evet, yakıtı biraz kıstık. Evet, Fatih. Hadi bismillah. Gaz bende, bas. Bas. Bekle. Güzel. Geliyor. Ya yüzü gülmeye başladı. Bekle, kapatma. Basıyorum. Bas. Bırak. Güzel bir söz söyle. O kadar fırça sonuç verdi. Stop et. Son kez bir daha bas bir. Son kez mi? Ha. Tamam kapat çabuk. Tamam stop et. Tamam yarın çıkarız bunu bir türlü. Şu an bu sesle çıkacak gibi değil değil mi? Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Varsa çalışmayan turbo topaşımız Serhat Usta'ya hemen. Hemen anında. Ama benzin alıp gelsin. Nasıl benzin var mı? He benzin var var geldi. Kendine geldi bak. Evet be lan maşallah bir kaçak biliyor. Eşim Serhat. Bir şey de yapmıyordum be. Serhat bazen şu kafayı var ya çıkaracağım kenara koyacağım çok yoruluyor. Değil mi? Serhat yan yatmıyor kulağından akar. Aynen. Serhat. Üşenmeden hadi bir güzel kapanış videosunu yapalım. Nisan'ımıza onun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda belki onu göreceksiniz. O da bir gün yüzü görecek. Gün yüzüne gider miyiz? Neredeydi gün yüzü? Bilmiyorum. Tabelasını internette görmüştüm. Aynen bir baksana Fatih gün yüzü nerede? Bu fena çalışıyor ha. Trop 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 trop. Eles eles. Hatata 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 trop 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 trop. Eles yarım. Aynen bunu yaparız ya. Tırıp 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 tırıp. Valla Ankara Polatlı'ya giderken herhalde şurada bak. Yok aynen. Oraya kadar giderken bizi çevirirler. Çevirirler. Ayranımız da dökülür. Bizi üzerler. Aynen. Kalbimiz de kırılır. Biz de gülmez. Aynen. Aynen öyle. Ya bizi ya öldüreceklerdi ya ceza yazacaklardı. Öldürdüler bizi. O fıkrayı bilmiyorsunuz bir gün küfürlü videolar ya da argo videolar çekmeye başlarsak o fıkrayı size anlatırız. Öldürdüler bizi. Şimdi Serhat ciddiye dönelim. Buradan Tarsuslu Musa Can'a kıymet oto performansına diss atıyoruz. Evetdir. Memo var ya bir tane suyun ayarlarıyla oynayan. Biliyor musun onu? Lan Tarsus. Oğlum sağda solda videolarımın altına yorum yapıyorsunuz. Blırırırı yapıyor böyle. Bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Suat abi ben... Gece gündüz çalıştığım için senin gibi bilgisayar karşısında değilim ya. Abi İzleyecek ben sosyal medyanın içinde olmak zorundayım. Nelere yani, maruz kalıyorum bir insan. Ya. Sen nelere izleyip bak bunlara şey yapıyorsun ben. Adam keyif alıyor. Keyif alıyorum zannediyor. Aracı çalıştırdık. Kontrolünü yapacağız aracın. Bir bakalım suyunu muyunu koyalım edelim. Bir yerinden su kaçıracak mı şey olacak mı vesaire. Ona göre yolumuzu izleyeceğiz. Çünkü diyorum ya su sistemi var. Yağını mağına bir bakacağız. Yağını su karıştırmış mı vesaire olmuş mu bir şeylerini hep birlikte göreceğiz, bakacağız, ona göre yol izleyeceğiz. Yakıt sistemimizde bir kaçak olmadı. Çünkü yakıt sistemimiz borular bir büyüktü, bir küçüktü, bir şeydi. Ona göre redüksiyonlarını aldık. Eskiden mesela atıyorum 10'luk rekor kafası. Oraya mesela daha böyle tam girecek şekilde hortum konmuş. Dışına 16'lık konmuş. Yani araya sanki parça konup sıkılmış. Bu şekilde bu basınçtan dolayı atar, patlardı. Biz bunların hepsini çıkardık. Araya gerekli olan redüksiyonlarını hatta koyduk. Çünkü bir basınç olacak burada. Basınç olunca patlayacak. Şu an 2 barda görüyorsunuz. Bakacağız enjektörün yetme yetmeme durumuna göre. Bunu daha da arttıracağız bir 4 bar vesaire. Bu olunca ne olacak? Sistemde bir basınç artacak. Basınç artınca bir kaçak maçak en ufak yerden patlar, şey yapar. Rekorlara vesaire yaptık. Kaçak bir şey var mı diye gördük. Yüzüklerini sıkıyoruz ama olsun yine de her zaman tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Hiçbirinde kaçak yoktu. Özellikle arka tarafta da surge tank vesaire. Surge tank'ı dediğim gibi elleyemedik. Sonuçta bir benzin içine girdiği için, dolduğu için surge tank'ı kesip vesaire yapıp şekillendiremedik. Sonuçta en ufak bir şeyde
Bu bir patlama, yanma riskini arttıracak. O yüzden bunu o şekilde montajını yaptık, bağladık. Hiçbir şekilde bir kaçağımız yok. Benzinimizi aldık, doldurduk yakıt sistemimizi her şeyle. Şu an bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Etrafını toplayacağız. İçeride beyin tarafını, beyin sistemini vesairesini. Sonrasında kaput altında olacağız. Yani ne demek? Artık depo işimiz bitti. Depo tarafıyla aracın içindeki beyin panelini bir yuvasına yerleştireceğiz. Beyin panelimizi bitirince artık tek işimiz kaput altı olacak. Intercooler'umuzu vesairemizi daha büyüteceğiz. Ona göre bir planlar var. Onları anlatacağım ben size neler yapmamız gerektiğini. Ben de şu an ilk işimiz arabanın çalışması etmesi. Çünkü bu araba Samsun'a gittiğinde güzel şeyler ortaya çıksın. Aksiyonlar olsun. Güzel bir ne diyeyim? Kanka bir ratata be. Aynen bir şeyler olacak. Şöyle biz zaten arabayı çalıştıracağız şimdi. Zaten çalıştırdık. Bir 3000-4000'lik ayarlarız. Bu egzozda şeylerine burada pek bir tur atmayız. Sonrasında buradan çekeceği bindireceğiz. Araç Samsun'a gidecek. Samsun'da değil mi? Gerekli kontrollere, yol için gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra ben Samsun'a uçacağım. Samsun'da gideceğiz, uçakta ineceğiz. İneceğiz yani birlikte gideceğiz. Ne? Hayır ben tek gideceğim. Niye tek gideceksin? Abi. Hayda. Lan var ya görüyorsun değil mi? Usta bugün hiç görüyorsun değil mi? Bizimle muhabbet etme ya. Vay be görüyorsun değil mi ya Samsun'u? Tamam neyse. Ya uyuyacağız seni. 2.30'da uyuyacaksın tamam mı? Neyse. Arkadaşlar yorumlara çökün. Toplam 3 tane Suat abi Samsun'a gitsin yorumu gelirse beni de götürecek. Hayır. Kaç tane gelirse 4 lan. Kaç tane gelirse götüreceksin? Evet. Kaç tane mi? Evet. 10.000. Anasının yüzü. Zaten birinin ama birinin kalede durması lazım. Yani. Ne alakası ama var? Ama birinin kalede durması lazım. Aynen. Ne alakası? Tamam sen dur. Ben dururum. Ben tamam. Dururum. Abi durdu. Defansta evet. Kim duracak? Ama erkek ya. Ne defans abi? Ben orta sahanın bel kemiği değil miyim? Ne orta sahanın? Yapacak bir şey yok Serhat. Aynen. Ben yıllardır Samsun'a gitmeye çalışıyorum. Çok ciddiyim. Ya bırak. Oğlum bak. Buradan izliyorsa videomuzu, her videomuzu neredeyse izliyor. Murat Öznoğut arkadaşımı, Samsun tarafındaki tüm diğer hobimle ilgili arkadaşlara özellikle. Murat bu arada hobiyle ilgili değil, başka çok eski bir arkadaşım. İstanbul'a gelirsem uğrayacağım dedi. Bir nasip olmadı. Ben de Samsun'a gidemedim. Vallahi bilmiyorum Serhat. Neyse abi. Konu yapacak bir şey yok. Bahane bulma hızı. Aynen. Yok konu, abi Murat gelelim, için gideceğim ben Samsun'a Serhat. Tamam git abi onun için. Projemize gelecek olursak ben de gibi Samsun'a gideceğim. Tek başıma ayarlarını yapacağım. Otur şuan. Şu an elinde mikrofon var. Bir işaret yapamıyorum. Aynen. Ayarlarını her şeyin yazılımı yapacağız. Orada tek başımıza bir video çekeriz. Ha süper. Kızarda kim olacak? Aynen. Buraya da gelirsin editlersin. Evet. Çok merak ediyorum. O şekilde bile atsak 10 numara izlenir. Oğlum o var ya 3 yaşında çocuklar eline telefon alıp YouTube'a bir şekilde atıyor. aynı öyle çıkar ben sana söyleyeyim. Al kırdım. Yeter ki çıksın. Ben abim veririm telefonumu çıkarım. Aynen yeter ki çıksın Suat abi. Turbo tofaş beyaz. Bu araba ama en iyi çekimi hak etmiyor bu. Bunu bize söyleme. Aynanın karşısına geç ve kendine söyle. Suat bu abi. Araba en güzel çekimi, en güzel editi hak etmiyor mu Serhat? O turbo tofaşlı da ben kendi başıma çekmedim mi? Hayır oğlum kameraları kim koydu? Neyse konumuza gelecek olursak. Neyse Samsun'da konuşuruz bu konuyu. Şu an mutluyuz. Gecenin ikisi bile olsa olsun. En azından bir araba daha çalıştı. Bir arabanın daha sesini duyduk. Bu bize yeter yani. Ben arabanın standart çalışacağını zannettim. Hiç motorunda ne var ne koyabiliyorum. Yarın bir Ahmet'ten öğreneyim ben. Neler var çotur çutur baktım. Otur çalışıyor. Dün bir yandan kesin hava alıyor bu. Sen koru. Sen ustanı koru. Ustanı koru sen. A few moments later. Sen Abdülhamit'i savundun. 3 days later. Evli arkadaşlara sesleniyorum. Hiç. Evine gidip hiçbir işe elini uzatmadan oturan varsa gelsin burada bak. Nah şurada baş köşeye otursun. Var. Bütün gün tapınacağım var. Ona. Biz bu ufak tartışmıyoruz. Ben... Millet böyle bir galeyana geliyor da aynen. Bizimle beraber kol kola çıkacağız yukarıya. Aynen. Videonun bu sekansını böyle ayıracağım. Oradan direkt izlerken görecekler kavga kısmı diye. Orayı direkt atlayabilirsiniz. En baştan bunu yazacağım. Rejeneri'yi atla. Aynen buraya atla. Sonuçta bir araba daha çalıştı. Bu projeyi Samsun'a ben gittiğimde arabanın sahibi daha net anlatacak. Neler yaşadılar, neler çektiler. Sonuçta kendileri de öldü. 4 sene, 5 sene belki daha fazla. Bu işin içinde... Olmasına rağmen kendileri zaten rektifeci arabanın her yerinde görürsün Samsun kapak atölyesi diye. Kendileri diyorum ya bu işin içinde oldukları için bizde de 4-5 senemizi aldı. Bu kadar uğraştık, bu kadar şey yaptık. Ben diyorum elimden ne geliyorsa zaten yardımcı olurum dedim. Marşına bastık. Sorunsuz bir şekilde çalışması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Devamı Samsun'da. Samsun ilk adımdan sen çıkacağız. Uçaktan indiğinde neyle aldırayım seni?
Arkadaşlar herkes... 10 numara alırlar Suat abi. Herkes abone olduğuna göre. Aynen. Aşağıdaki gibi Instagram adreslerinden takip edip güncel projeleri de oradan gördüğünüze göre yeni videolarda... Bak görüyor musun? Görüşmek üzere deniyorlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben kitabımı kapattım. Serhat, herkese iyi geceler, sana good night. Çünkü artık sen bir yabancısın.